Merhaba, bugün Minolta SRT100X analog fotoğraf makinesini tanıyacağız. Bir de siyah beyaz 100 asa bir filmimiz var. Bu filmi beraber nasıl takıldığını göreceğiz. Beraber inceleyelim. Çok sağlam bir gövdesi var. Analog bir makine olmasının verdiği has çok güzel. Minolta SRT100X'in üzerinde Rakor marka 45 mm odak uzunluğuna sahip f2 diyafram değerinde bir lensi var. Sabit odaklı bir lens. Enstantane butonumuz, enstantane bulb modundan başlayıp 1/1000'e kadar destekliyor. Kurma kolu bu şekilde kuruyoruz. Bununla da fotoğraf çekiyoruz. 36 tane film sınırınız var ve bu 36 filmi dikkatli kullanmanız gerekiyor. Film bir maliyet, baskı bir maliyet. Bunu göz önüne aldığınız zaman pozlarınızı dikkatli seçiyorsunuz, dikkatli kullanıyorsunuz. Işığı düzgün ayarlamanız gerekiyor. Ne çekeceğinizi buradan göremiyorsunuz. Nasıl pozlayacağınızı çok tespit edemiyorsunuz. Hazır dijital değerler yok. Minolta SRT100X içerisinde bir ışık ölçer var. Bu ışık ölçer size biraz yön gösteriyor. Ortam ışığın dengede olup olmadığını, karanlıkta kalıp kalmadığını biraz ipucu veriyor. Birebir örtüşmese de size biraz fikir veriyor. Kurma kolumuz. Fotoğraf çekmek için deklanşör butonumuz. Şu anda bulb moduna getirdim. Bulb modunda nasıl kullanacağını gösteriyorum. Kurma kolunu çektiniz, bıraktınız. Deklanşöre bastınız. Bıraktığım anda kapanacaktır. Yani ne kadar ışık alacağını siz karar vermiş oluyorsunuz. Bu da 1/1 1/4 1/30 yapıyorum. 1/60. Enstantane 60'a kırmızı bir işaret koymuş. Bu şu anlama geliyor. Evde yapacağınız çekimlerde 1/60'ın altında yaptığınız çekimlerde fotoğrafınız çok net çıkmayacaktır. O yüzden olabildiğince 1/60'ın üzerinde çekmeye çalışın. Burası böyle. Burada gördüğünüz ISO ASA ayarı. Şu kolu tutup yukarı kaldırarak veriyorsunuz. Burada kaç tane poz çektiğinizi gösteren sayaç var. Bu sarma kolu, filmi geri sarma ve aynı zamanda makineyi açma kolu. Altına bakalım. Pil var burada. Light metre için, ışık ölçer için. Tripod bağlantı vidası. Buradan da light metreyi ayarlamak için açık veya kapalı konumuna getirmek için. Çok bulunan bir pil değil, eski bir pil. Bunun dışında bunu açık konumda bıraktığınız zaman çok çabuk piliniz bitecektir. Çünkü tuttuğunuz sürece bu sürekli ışık ölçmeye çalışacaktır. Yani dijitaldeki gibi uyku moduna geçme diye bir olay yok bunda. Light metreyi açtığınız anda bu sürekli pozlamaya çalışır. Bir gün içerisinde pili bitirmeniz çok kolay olacaktır. Burada bir küçük tuş var görebiliyorsanız. Şu küçük tuş bir film karesi üzerine birden fazla poz çekmeye yarıyor. Kolu çevirmeden önce buna basıyorsunuz. Tekrar çevirip kurma kolunu çeviriyorsunuz. Bu sayede kol yerinde soyuyor. Film dönmüyor. Tekrar bastığınızda aynı fotoğrafın üzerine tekrar bir çekim yapmış olacaksınız. Bunun dışında flash bağlantı yeri. Bu düğme çok faydalı bir düğme. Bunda otomatik netleme yok. Elle netleme yapıyorsunuz. Netleyeceğiniz alanı seçmeniz biraz zor oluyor. Buna bastığınız zaman ortada küçük bir büyüteç gibi bir alan çıkıyor. Onun dışındaki alanlar karanlık olarak gösteriliyor. Ve siz sadece o alanın içerisinde, netleyeceğiniz alanın içerisinde yoğunlaşıp oradaki netlemeyi yapıyorsunuz. Bu da büyük kolaylık sağlayan bir olay. Bu olmasa gerçekten netlemek çok zor. Yani netlemeyi kaçırmanız oldukça muhtemel. İlk çektiğim fotoğraflarda çok flu fotoğraflar çıktı. Bunun sebebi de muhtemelen doğru netleyememektir. Film nasıl takılır bir bakalım. Kolu çektiğim anda kapak açılıyor. Kapak açıldı. Perde var. Buraya sakın dokunmayın. Şimdi buna nasıl bir film takacağım? Ilford Pan 100 asalık bir film takacağım. Siyah beyaz, black and white filmdir. Filmimizi nasıl takıyoruz? Öncelikle buradaki alana şuradaki alana geçiriyorum. Görebiliyor musunuz? Buraya geçirdikten sonra şu tırnaklara gelmesini sağlıyorum. Ve buradan
şuradaki yuvaya oturtuyorum. Bu şekilde filmi takmış oluyorum. Bundan sonraki yapacağım işlem kapağı kapatmak ve birkaç boz sarmak. Bu çektiğim boş, bu çektiğim boş. Bundan sonra artık çektiğimiz film dolu olacaktır. Eğer analog filme henüz bulaşmadıysanız bulaşmanızı öneririm. Biraz analog filmle fotoğraf çekmeniz size farklı deneyimler sağlayacak. Gelişi güzel fotoğraf çekmemeniz için yol gösterici, sizi terbiye eden bir makine olacak. Artık devir öyle bir devire geldi ki video moduna al, ortamı çek, videoyu durdur, istediğin kareleri seç, fotoğrafını çek. Yani fotoğrafını bas. Şimdi böyle bir durumda fotoğrafçılık bunun neresinde derseniz artık tartışılır. Ben derim ki size analog fotoğraf makinesini bir deneyin. Size şunu söyleyeyim. İnanılmaz zevkli. Sonucunu beklemek özellikle çok güzel. Şimdi ben bu fotoğrafı çekiyorum. Bitmesi yaklaşık bir ay sürerse. Bu bir ay süre içerisinde bu fotoğrafları maalesef göremiyorum. Ve o bir ay süre heyecanla direkt baskı almayabilirsiniz isterseniz. Dijital tarama da yaptırabilirsiniz. Tercih meselesi. Durum böyle. Ben Minolta Seri T100X aldım ama illa bunu aldım demiyorum. Ama analog fotoğraf makinesinin tadını henüz almadıysanız muhakkak bir denemenizi isterim. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.